tabula smaragdina olarak bilinen zümrüt tablet, hermetikanın prima materyanın yani ilk maddenin ve dönüşümün sırrını içerdiği söylenen kompakt ve şifreli bir parçasıdır. Avrupalı simyacılar tarafından sanatlarının ve hermetik geleneğinin temeli olarak kabul edildi. Zümrüt tabletin orijinal kaynağı bilinmemektedir. Her ne kadar Hermes Tiriz Megistus metinde adı geçen yazar olsa da bilinen ilk görünümü 6. ve 8. yüzyıllar arasında yazılmış Arapça bir kitapta metin ilk olarak 12. yüzyılda Latinceye çevrildi. Bunu çok sayıda çeviri, yorum ve yorumlar izledi. Zümrüt tablet içindeki anlam katmanları, felsefe taşının yaratılması ve diğer ezoterik fikirlerle ilişkilendirilmiştir. Zümrüt tabletinin yazarının Yunan tanrısı Hermes ve antik Mısır tanrısı Tot'un karışımı olan efsanevi Helenistik Hermes Trismegistus yani üç kere büyük Hermes olduğunu söyler. Bu iddialara rağmen bulunan en eski yazılı kaynak olduğu için 6. ve 8. yüzyıllar arasında yazılmış Arapça eser Kitap Balanius al-Hakim Billal Kitap Sır al-Haliga Yani Bilge Balanius'un Nedenler Üzerine Kitabı veya Yaratılışın ve Gerçekliğin Doğasını Sırları Kitabın o bölümü Tuanalı Balanius'a adanmıştır. Kitapta Balanius zümrüt tableti antik hermetik bilgi olarak gösterir. Okuyuculara metni Tuvanadaki Hermes heykelinin altında altın bir tahtın üzerinde duran eski cesedin elinde bulduğunu söyler. Balinas'ın ardından zümrüt tabletin ilk versiyonu daha önceki eserlerin bir bileşimi olan kitap sır al asrarda yani yaratılışın sırrı ve doğa sanatının kitabı ortaya çıktı. Bu da temellerin elementleri üzerine ikinci kitaptır ve bu da Cabir bir Hayyan'a atfedildi. Ve Latince'ye 12. yüzyılda çevrilmiştir. Şimdi tabletin üzerinde yazan metinde Türkçe çevirisini okuyacağım. Bu yalansızdır, barizdir ve en gerçektir. Tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirmek adına aşağıdaki yukarıdaki ile yukarıdaki de aşağıdaki ile aynıdır. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı. Güneş onun babasıdır. Ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır. Toprak onu beslemiştir. Dünyadaki bütün mükemmelliğin babası buradadır. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter. Toprağı ateşten ayıracaksın. İnce olanı kalın olandan bu büyük bir maharetle olmalı. Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek ve daha üstün ve alkaç her şeyin kuvvetini alacak. Bu şekilde tüm dünyanın görkemi senin olacak. Böylece tüm karanlık senden uzaklaşacak. Onun kuvveti tüm kuvvetlerin en kuvvetlisi. Çünkü her ince şeyi yener ve her katı şeyi deler geçer. Böylelikle dünya yaratıldı. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı. Bunların ortamı buradadır. Bu yüzden bana üç kere büyük Hermes denir. Bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bendedir. Güneşin işletişi hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor.